Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. İkinci ders. Ve Resulihi okuduk. Amentu billahi de okuduk. Ve bil ahireti okuyacağız değil mi? Evet abi, dört. Ve bil ahiretihi. Ve bil yevmin ahir. Bu kısadır. Çünkü çok bahsettik. Ona anlattığım için o paragraf okumayacağım. Dünyayı tanımlayan, dünyadaki davranışlarımızı tanımlayan, fiillerimizi tanımlayan, doğru ve yanlışı Kur'an söylüyor. Bu ahiret, bu yapma. Bu iyi değil. Karşına bu çıkacaktır. Bunun şeyi, yani bu ne? Çizgi gibi, yol çizgisi gibi dünyadaki doğrularımızı, yanlışlarımızı, yani biz neyi nasıl, nereye göre yapacağız? İmanı bil ahirete göre. Vicdanı da öyle bir şey dedik ama. Hayır hayır, vicdan şeydir, direkt yapıyor. Ama bu daha ahiret yapmamış. Mesela şöyle diyelim. Ahiret ya. Şimdi ve bil ahireti mi konuşuyoruz? Peygamberlere imanda vicdanı beşiren, menizire, müjdelici bir uyarıcı olarak tabir ettik ya. Şimdi o nedir? Ahirete, peşin. İman. Canlı. Mesela nasıl yapacağımızı gösteriyor. Niçin yapacağımızı ahiret söylüyor. Mesela ahirette bir şeyin ne olacağını, ahiret okuyacağım ya. Mesela ahiretin varlığı bende var. Yani vicdan peşin hareketlerimi yanlıştır, doğrudur, özür dile, hakkını helal ettir, doğru budur, söyleyendir. Ve bil ahireti ve bil yevmil ahir, fıtratımıza, imdatımıza, çağrımıza cevap verendir. Mesela beka istiyorum, ezel istiyorum, ebed istiyorum, sonsuzluk yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum, her şeyim olmasını istiyorum, hastalık istemiyorum, istediğini iste. Dünya cevap vermiyor. İmdat diye bağırıyoruz. Cevap veren var mı? Dünyada yok. İmdat diye bağırdığımız zaman cevap veren ve biliyomil ahirdir. Yani nokta istimdat. Birincisi şurada koymuştuk. Eksik oldu. Allah'a iman. Nokta-i istina. Ahirete ilk önce şeyini koyalım. Nokta-i istimdat. Yani fıtratına verilen cevap. Fıtratındaki isteklerine verilen cevap mı diyeyim? Cevap mı hali diyeyim? Ha. Fıtratın karşılığı mı diye? Evet, fıtratın karşılığı. Tamam. Şimdi bakayım ona başka. Nefis dememiş miydiniz abi buna? Yani insanın karşılığı. Ha onu gelecek. Yani insandaki karşılıklarını yazıyorsunuz normalde. Ha, ha. İnsanın ona gelecek. Şimdi bu birincisi Osman'ın. Daha bitirmedim. Bu birinci paragraf. Yani bu tasnif normalde yaptığınız tasnif iman esaslarının insandaki enfüsteki karşılığı gibi yani bizim direkt şeyimiz. He. Ama bir parça şimdi ek yapacağız şimdi. Kendi hakikatleriyle, kendi mahiyetiyle enfusinde ahiretin varlığına şahit oluyor iman etmeyle. Yani o da ekleyeyim isterseniz o. Beşeriyet insanın beşeriyeti
nefsin meratipleri. Nedir o? Levame, mülhime, mutmaine, levame, cehennem. Bizdeki şeyi. Mülhime, mutmaine, raziye, safiye, natika vesaire. Bu beşeriyetin bize takılması. Beşeriyet mi? Yani nefis, beşeriyet. Bu nefsin meratipleri. Beşeriyet ise insan, insan olarak gelmemiş. İnsan olmaya gelmiş. Bu dünyaya. Bab-ı insaniyettir. Yani insaniyetin kapısıdır. İnsan oradan girecektir. Tamam mı? İnsan olmak. Levame ne, cehennem dediniz de emmare değil mi cehennem? Ben emmare demedim bunu. Ben o yüzden... Ha, tamam düzelt ya. Nefsi emmare cehennemin levamede sonra ayrılıyor. Cehennem. Evet. Bir tane söylüyor. Zaten bunu Müslümana söylüyor. Kafirin böyle bir şeysi yok zaten. Küllümen gitmiş. Çünkü Müslümanın, dikkat ederseniz, 7 tane cehennem var. Birinci tabakada bulunacaktır. Bu. Nefsin de 7 mertebesi var. En üstte cehennemi var. Emmari. O cehennemin buradaki karşılığı. Bir de sonra da abi, külliyatta böyle bir noktaya nazar var mı dedi de bunu söyleyince. Yani, neyi? Bu şeyle ilgili, yani Müslümana mahsus olduğuna, bunun, cehennemin birinci katına. Bunun şey, bunun alimleri şey ya. Yani bedi bir şeyler yazmıyor ki. Yani üstad diyor ki malum ve şeyleri bir nakille meşgul değiliz diyor. Yani bu el sünnette bana ihtimal yani bana bulunmuş bir şey. Tabii tabii. Yani cehennem birinci tabakadır. Diğer tabii tabii yani ben defteri açayım göstereyim. Cehennemin birinci tabakası, ikinci tabakası, hatta kim girecek? Cehennem birinci tabaka 7 ayrılır. 7 ayrılır. Bak 7 en üst tabakada kim? Bak cehennem 7 ayrılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Cennetin kadar kim var? Uyardıkları halde alimlerin, kendileri yaşamayan alimler girecek. Mesela şey geçmiyor mu Hasan abi? Mesela ben bilmiyorum da Kur'an'da mesela kafirlerin cehenneme atılacağıyla ilgili direkt sarı ifade yok mu? Tabii. Ha Allah razı olsun. Ne güzel şey yaptı. Şimdi merhameten, çok acayip. Cehennemin 7 tabaka ya. 7 tane ayrı bir ismi var. Mesela. Sakar. Ondan sonra Sakar diyorsak. Allah merhameten bütününe cehennem demiş. O zaman bizimkisi tevil olmuyor mu? Yani tevil değil ki. Cehennem denmiş ama cehennemin tabakaları 7 tane. Mesela o burada mıdır? Bak göstereyim de. Kimler gireceğini. Bunları ben demedim ki. Yok alim... Yani Kur'an eğer kafirin de cehenneme gireceğini sarih ifade etmişse yok cehennem aslında orada değildir demek şey olmaz mı? Tevil yani, olmaz. O defteri versene o sarıyı. Sarıyı oynatmak olmaz. Hadiste izah ediyor onu. Mesela vakumü salavatü zeka. Namaz kılın zekat verin. Nasıl vereceğimizi, nasıl namaz nasıl kılacağımızı nasıl kim gösterdi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın rivayetleri. Biz onu tevil etmiyoruz ki. Bunları da biz koyacak, ismini koyacak da halimiz yok ve benim de işim değil yani. Ama merak ettiğim için bakayım. İnşallah bulurum buradan. Ha, cehennemin tabakaları, 300. sayfa. Bak, 300. Cennetin de tabakalarını okuyayım. Kimler girecek? Cehennemin tabakaları bir, cehennemdir. Günahkar Müslümanların gireceği yerdir. Bu ayeti tefsir etme hakkı başka bir ayete ait, ilk. Yok, onun dışında başka ne var? Hadis, peygamberimiz o vali gönderirken demiş ya, şimdi bir olay karşına geldiği zaman sahabesine, ne yaparsın? Allah'ın kitabına bakarım dedi. Edilen şey oradan çıkıyor. Peki Allah'ın ayetini göremezsen sari, yani senin sünnetlerine bakarım dedi. Tamam mı? Benim sünnetimde de duymamış veya görmemişse veya yoksa o bir mevzu yeni. Kur'an ve hadisi birleştirerek içtihat yaparım. Tamam mı? Şimdi birinci tabaka. Bu benim fikrim değil, ben not almış bunu. Risale çalışması değil. Nakil yapıyorum şimdi size. Birinci tabakaya cehennem demiş. Kim geleceğini yazmış. Bunu peygamberimiz cehennemi görmüş ya. Cehennemi görmüş, cenneti girmiş. İkinci tabaka sair. Kim girecek? Yahudilerin cehennemi. Birincinin ayrı başka bir özel ismi yok mu? Cehennem mi sanırım? Cehennem denmiş. Yani ona mesela, ayrı bir isim verilmemiş. Yok.
cehennem denmiş. Üçüncü tabakaya sakar demiş. Sekar, sakar. Bunlar Hristiyanların gireceği yer. Ben baktım niye daha şey? Yahudiler biraz daha hafif gibi. Çünkü ben sonra kendi kanaatim, üçüncü daha azap, daha dibe niye gitti? Tanrı dediler İsa'ya. Yahudiler de bu Allah'ın oğlu dedi ama yani eski. Dört, cahim, güneşe, yıldıza tapanların gireceği yer. Bunlar ben nerede bileceğim? Beş, hutame. Bunlar mecusiler, budistler, brahimler, brahmanlar. Hutame dedik ha. Lazyidir. Lezya veya diye. Altı mı ama? Altı. Ateistler, müşrikler, dinsizler. Müslüman da ama ateist. Müslüman değil bu artık. Bu birincisi imanı var, günah fazla. Altıncı tabakada ateistler, müşrikler, dinsizler. Hangi milletten olursa olsun. Küllümen gidiyor. Yani ikinci tabaka Yahudiler Musa Aleyhisselam'a iman ettiği halde günahı fazla. Üçüncü tabaka Hristiyanların imanı var, İsa Aleyhisselam'a iman etmiş, günahı fazla. Dört, beş Lezya, yani Lazye'dir. Bu Hristiyanların, Müslümanların kimden olursa olsun ateistlerin girdiği yer. Haviye, münafık ve mürtetlerin yeri. Bak cenneti de aynı söyleyeyim. Cennetin bu sekiz tabakası var. Ama en üst tabakasının adı cennettir. Geneline de cennet denmiş. Cehennemde hutame var mıydı? Var değil mi? He? Cehennemde mi? Var. Haviye, hutame. Mesela Hümeze suresinde mesela hutame diyeceklerdi. Başka bir rivayeti de yazdım. Bakın dikkat edersiniz, bu bir ulemanın ve hadisin peygamber zatısına dayandırıyor. Bu da bir hadise dayandırıyor. Onu da okuyayım. Hutame bir alimlere beşe koymuşlar. Yani mecusiler, budistlerin gireceği yer demişler. Hutame üçe koymuşlar. Yahudilerin gireceği yer demiş. Yani burada bir içtihat şeyi var. Yani onu ama önemli olan sizin burada detayı bileceğiniz kader dersi değil. Derinde bunu sokmamak lazım ama bunlar nakili ben naklediyor. Nakledene itap yoktur. Cennetin birinci tabakası cennettir. Bu kapıdan peygamberlerin, şehitlerin ve cömertlerin gireceği kapıdır. Naime abdestlerini alıp namazlarını güzel kılanların şeyidir. Hani hazırlık mazırlık yapan. Adın, zekattan güzel verenlerin, Firdevs, iyiliği emreden, kötülüklerden neheden, uzak tutan kimselerin kapısıdır. Husna, nefislerini şehvetlerinden kesen, uzak tutan kimselerin gireceği kapıdır. Altı, selam, ümre ve haçlarını güzelce ifade edenlerin, ki bu Darüsselam şeye çok benziyor. Her şeyin bir berzahı var. Dünya ve ahiret arasında değil ama cennettedir. Dışında değil ama dünyaya benziyor. İşaret edeceğiz de şuna şöyle diyor. İsimleri ve şeyleri diyor. Şekilleri dünya nimetlerine benzerler ama tatları benzemez diyor. Çünkü ülfet olmasın diye. Bir misal söyleyeyim. Hem daha ilk belirler bu. Ben asker arkadaşım Bolu'ya ziyaret edecektim. Bir hafta önce haber verdik. Annesi Türkiye'nin ilk muhtarı. Öyle bana özel yemek yapmışlar. Ben Karadenizliyim, İstanbul'da büyümüşüm. Mantar. Şimdi ve öyle anlatıyor ki ama diyorum olan bunlar çıksa da nasıl bir yere kaybetsem yani yediğimi göstersem. Öyle anlatıyor ki yememek sevmemek adamın kadını yıkar ya. Niye anlatıyorsun bunu? Ama bana dese ki cennette girenlere peygamberimiz cenneti girenlere Müslümanlar toplandı, kapı açıldı. İlk ne ikram edilecek diye sorsalar çok iyi bilirim bu hadisi. Çünkü ilk ikram edilecek şey balık kavyarıdır. Tamam. Eğer çiğ köfte olsaydı Adıyamanlar ilk girecek. Tamam. Demek ki ilk Lazlar girecek abi. Yani şu insanın lezzet veren ülfeti
olmayıp, ünsiyeti olup ülfeti olmaya. Biz balığa alışmışız. Ekmeğe, eriye alışmışız. Ha, falt diye bir gittik, hiç alakası olan bir şey. Yeni de mi öğreneceğiz? O zaman dünyadan oraya geçerken bir geçiş yaşayacaksın. Şekli, ismi eriye benziyor. Dünyadaki eriye benziyor. İsmi de eriktir ama tadı benzemez. Buradan oraya taşımak için. Neyse. Bütün süt senin Osman'a buraya soktun. Yedi, darun mukame, mücahitlerin yeridir. Sekiz, cennetin mevadır. Gözlerinin haramda sakındıran, anne ve baba iyi davranmak, akrabaya silah irmi olan, kesmeyen kişilerdir. Tamam abi. Şimdi bunlar benim alakası yoktur. Şimdi ben hangi cennete gideceğim diye. Ha? Tamam. Herkes şimdi ben hangi cennete gideceğim diye. Bunun kaynak olarak bir şey yazdınız mı abi? Hadis miydi bu? Tamam, her rivayet, rivayet. Tamam. Abi bu hasletlerin hepsinin olduğu bir Müslüman ne olacak? Yani her tarafta olacak. Her tarafta. Tabii. Şaka demiyorum. Çünkü insan internette bir anda her yerde olabiliyor. Radyo ile her yerde olabiliyor. Yarın nurani olan güneş hem kuzeyde hem doğuda hem batıda olabiliyor. Nurani. Bir umumi cennet var, bir de hususi var. Nasıl ben eve geldiğim zaman evim salon umumidir. Herkesi karşıladığım yerdir ama hususi odam vardır. Dolayısıyla herkesin cennet hususi dünyası var, bir de umumi var. Neyse gelelim kardeşim. Cennet inşallah gidince görürüz. Şimdi acele diyorum ki fazla kurcalamaya gerek yok. Demek ki kendi ahirete imani bil yevmin ahir, kendi aleminde ahirete şahit olan kişi. Yani o isteklerine verilen cevap. Şimdi ve bil kaderi geliyoruz. Amentu billahi ve melaiketi. Ha. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi izah yapmış, yapılmış. Bu beş iman esasların, beş iman esaslarına iman eden, beş iman esaslarıyla, cümle düşük ama anlaşılıyor. Beş iman esaslarıyla kendini inşa ve ihya, inşa dima, ihya kalp, kendini inşa ve ihya eden kişi ki kader ilim nevindendir. İrade ve kudret neminden değildir kader. Bu beş iman esaslarına yakiniyetiyle kendini kendisiyle keşfeden kişide, kendini kendisiyle keşfeden kişide kaderi iman eden, kederden emin olur, sırrının sahibi olan insanın kendisi. Ki burası ilmin zeminleri. Dimada kaderde ilim nevindendir. Melaike olsun, haşir olsun, Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam yaratıldığı için insanlara hizmet etme makamlarıdır. Hizmet alan insanlardır. İnsan buralara iman etmesiyle, emin olmasıyla kendini inşa ve ihya eder. Yani kadere bu iman etmeyle kendini yalnızlıktan, vahşetten, dehşetten, yeisten kurtardığı için emin oluyor. Emin hadiselere, hastalıklara, kanser geldi. Bilmeyen ödü patladı. Bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Kendini inşa ve ihya ederse, aslı kendini kendisiyle keşfedecek. Kendisiyle seyahat edecek, kendisi kendisinde seyahat edecek, kendisi kendisiyle barışık olup kendisiyle lezzetlenecek. Mesela psikoloji çıkartıyoruz. Mesela kendisiyle barışık değil, kendisiyle kavgalı. Seninle nasıl uyumda olacak? Nasıl barışık olacak? Kendisiyle kavgalı. Yani peki içinde sıkıntı var, sana sıkıntı çıkarmayacak. Hizmeti uygulayın. Kim sıkıntı çıkarıyor? Sıkıntılı insan. Ailesinde kavga olan dershanede uyumlu olur. Hep böyledir. Allah Celle Celaluhu benim dışımda melekler, kitaplar, peygamberler, haşir bunlar hep benim dışımdadırlar. Kaderi iman ettim. Benim dışımda ne var? Allah deyince bu. Haşir deyince bu. Melek deyince bu. Kitap deyince bu. Peygamber deyince bu. Kadere iman etmekte ne? Yok. Ya peki nedir?
şeceri hilkatteki ilmin bil kuvve insanda cemül cem olması. Bunu fark etmesi, yani büyük insan küçük şeceri hilkat olan insanı nispetinde, bunu fark etme nispetinde bu ilmi sıra vakıf olan insandır. Kadere iman, yani emin olan. Sonra eminlik buradan geliyor. Niye? Kader kendisine dönüyor. Bir, Allah'tan emin. Hani dünyada hani diyoruz ya, en bahtiyar insan kimdir? Allah'tan ve ahiretten ümitli olandır. Daha bundan büyük bir nimet olur. Peki, ben sıralıyorum Abdullah. Allah'a iman etmekten sende Allah'ın verdiği cevap var. Emin. Onun adı eminliktir. Bir daha. Bu yeni. Bak şimdi, bunu yazmadım. Allah'a iman ettin. Emin oldun. Ne demek? Allah'a iman etmekten Allah canibinden sana verilen cevaptır. Senin iç aleminde seni tanımlayamazsın. Bunu haleti veriyor. Ne kadar emin olmuşsam o kadar mı iman ettim? Evet, evet. Çünkü kadere iman eden, kadere iman etme nispetinde, kederden emin olma nispetidir. Bak tencereyi getir. Allah'a iman ettim. Bedeli nedir? Ya iman etmenin ahirette bir işi yok ki, işe yaramıyor ki yani. Mesela şöyle, ahirete iman ettin, ahirettesin. Ne işe yarayacak orada ki? Burada yani mesela. Meleklerle görüşüyorsun. Peki, bak Allah'a iman ettin, adım attın yani, Abdülkadir. Peki Allah cevap vermedi mi? Cevabını söyleyeyim size. Allah rububiyet ediyor. Tamam, rububiyet ediyor. Ali burada mıyız abi? Allah rububiyet ediyor. Biz neyle mukabele ediyoruz? Ubudiyet ile cevap oluyoruz. Allah'ın rububiyetine ubudiyet aynasında cevap verirsek, ubudiyet aynasında Allah teayyum ve teşahhus ediyor. Bunların bütünlüğüne uluhiyet. Bende gözüküyor ama o. Bendeki o. Ha, bunun adı ne? Uluhiyet. Bu ince sırrı tespit etmek çok zor. Bir daha. Allah rububiyet ediyor. Rab, kainatın, devran ediyor. Sana bağlamış tesbihin, imamesini. Seninle tanımlanıyor, anlamlanıyor. Seninle tanımlanıyor, anlamlanıyor. Kendin, o zaman kendin inşa ve ihya ediyorsun. Tamam mı? Şimdi. İhya ve inşa ediyoruz kendimize. Bendeki oyunu anlatın zaten. He, Allah Allah. Fısvanallah. Evet, neyse o. Bu daha önceki abi, bu yaptığımızda aynadan dışarı gözüken... Ha, uluyet. Yani aynadan dışarı gözükene demiş bunu da. Aynadan dışarı gözüküyor. Evet. Güneş, rububiyet. Ayna, ubudiyet. Seninle tamamlanıyor. Aynadan dışarı çıkan. Aynada gözüken. Aynada. Gözüken mi, dışarı çıkan mı? Şey yapan, gözüken taayyum ve teşahhus. Dışarı çıkan. Çıkan uluhiyet. Yani orası çok ince abi. Evet. Buraya şeyi yapsak, kadere imanı şimdi. Çıkar nasıl abi? Ne çıkar? Koyacağım şimdi. Bunları ihya ve inşa oluyoruz. Yani. Aynadaki değil, dışarı çıkan. Nereye gidiyor? Allah Allah. Yani ne acıyım şu ya. Mümkün. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah rububiyet ediyor. İnsan ubudiyet aynasını karşısına çıkarıyor. Allah ubudiyetle mukabele ediyor. Sen mi benim rububiyetime mukabele ettin? Allah da sana cevap veriyor. Adım atıyor. En az bile on. Sana taayyum ve teşahhus ediyor. Orada gözüktü. Dışarıya çıktığı zaman gene ondan ona o uluhiyet. Bu bütünsellikle farkındalığa gelip canlı Furkan olan kişinin kendisi kader-i iman. Bu bütünlük. Şöyle bir şey yapayım. Allah'a iman ettim. Oradan açılmıştı. İman etmenin neticesi emin. Ve bana bir şey yaptı ki emin oldum, değil mi? Bedava emin olur mu? Açım kardeşim. Tok oldum. Demek bir şey yedim, değil mi? Ha,
endişem vardı, dehşet, vahşet, panik, yeis, kimsesizlik vardı. İman ettim, emin oldum. Bir cevap oldu da, bana bir cevap geldi. Bu cevap, tahayyül ve teşebbüs edince uliyet oldu, tamam mı? Bunun adı emin mi? Allah'a iman etmekten hasıl olan eminlik. Koy tencereye. Meleklere iman etmekten bende hasıl olan eminlik. Cevap. Koy tencereye. Kitaplara, peygamberlere, haşre iman etmekten bende bir cevaplanma oldu. Bir şeylerimi tamamladı, açlığımı giderdi. Bu beş tane eminlikleri toplar mısın tencerede? Onların cemi sen ihya ve inşa oluyorsun. Onların bütünlüğünden hasıl olan eminlik, kadere iman eden her türlü kederden emin ol. Beka billah mı oluyor abi? Beka billah oluyor aslında. Beka billah tasavvuftaki bir tabirdir. Fena fillah şudur. Çıkıştır. Çıkış herkesin işidir. Çıkış. Fena billah fillah. Ama Geylani şu çıkmak çok kolay. İn haydi. Beka billah inmektir. İnememiş. Eminlik o kadere iman etmek, bu beş tane iman esası ile emin olanın eminliğinin farkındalığı, kendini inşa etmesi, bunun en zirve noktası bu eminliğin miraçtır. En basiti hadiseleri, olayları Allah canibinden, kudretin azameti altından, Allah'ın hikmetini, iradesini, rahmetini, inayetiyle düşünüp ahiret noktayı nazarı ile dünyada yaşamak. Vesile olan sistemin adı kader. Hüdaperest Hakemiş. Evet. Devam ediyorum. Kadere iman ettim benim dışımda, yani şecerihi oraya okuduk. Yani büyük insan, küçük şecerihi kat olan insan nispetinde bu ilmi sıra vakıf olan insandır. Kadere iman emin olan. Sonra eminlik, yani kadere, kaderin sırrı nasıldı? Kader ilimlerindendir. Şecerihi kat. Tamam mı? Peki kader neydi? Kader aslında ilm-i usulü dinde Esma-i Hüsna'nın bütünselliğidir. Bütün Esma-i Hüsna'yı bütüne toplayıp şecir-i hilkatta rububiyet yapması, o rububiyetin ucunu kainatta bil kuvve, ağaca bil kuvve denilir. Ağaca bil kuvve. Çekirdeğe ne denilir? Ne denilir kardeş? Çekirdeğe? Tam tersi oldu abi. Bil kuvve çekirdeği. Ağaca ne denilir? Bil fiil. Çekirdeğe? Burada mıyız abi? Burada. Şimdi demek ki o bütünlüğü bütünlüğü bil kuvve haline geldi mi? Kadere iman etmeyle kaderi iman etmiyorsun. Beş tane aleminde yaşıyorsun. Sırf kader değil o. Peki bu beş tane iman esasını inanmış ama altıncısı otomatik olarak oluşuyor mu yoksa farkında olmakla mı oluşuyor? Evet. Mesela diyelim ki kader iman etti. Mesela Allah'ı inkar etmek neyse, peygamberi inkar etmek o değil midir? Nereden söylüyorum? Meyve Risalesi'nden değil mi? Amentü billah. İman esasları bir bütündür. Abdullah. Bir tanesi inkar etmek, hepsini inkar etmek hükmüne geçer. O zaman Allah'ı inkar etmek neyse, peygamberi inkar etmek odur. Melekleri inkar etmek odur. Kader inkar etmek de odur. Kader inkar edenleri düşün. Ha, o zaman Allah'ı inkar etmeyle eşittir. Kader iman etmek etmemiş. Ha peygamberi inkar etmişsin, ha Allah'ı inkar etmişsin. Yani sistem bu. Zincir düşünün. Şöyle diyeyim, söyle. O altı tane halka var Murat. İyi bir halka ama. Bu halkaya Boğaz Köprüsü'nü taşıyor. Tamam mı abi? Beş tanesi Boğaz Köprüsü'nü taşıyacak güçte. Bir tanesi arasında plastikten. Beş tanesi sağlam olması, bir tanesi plastik olmasını beşte bir denilir mi? Yani o zincirin gücü arasındaki
en zayıfıyla doğru orantılıdır. Siru seyru edafikum. Aranızdaki en zayıfınız da hareket edin. Değil mi? Kastamonu'da geçiyor. Evet. Hadiste geçiyor. Bir daha. 6 tane halka var. Boğaz Köprüsü'nü koyduk. Şeyi taşıyor. 25. bir kare yapayım. Eski alıyorum, eski alıyorum, eskici. Ne yapıyor? Bunların kantarları var. Havale tutup. Değil mi? Bunu unutamazsınız. Eski alıyorum, eski alıyorum, eskici. Garip bir şeyle bir şey anlatmak. 25. karakter. Boğaz Köprüsü'nü tartıyor. Şeyin, hurdacının kantarı. 11 tanesini söktük, plastikten taktık. O zincirin gücü en zayıfınınla orantılıdır. Ha. Aynı onun gibi kaderi inkar ettiğin zaman Allah inkar etmeyle aynıdır. Çünkü Allah da kalkıyor. İman esasları bir bütündür der. 11. meselede. Tamam mı? Meyveli sersini. Tamam hocam. Biraz garip garip baktın ama al iman esasları diyor. Risale'de aynı soru var. Yani bir tane inkar etse ne olur? 9. mesele. 9. mesele. 11. şeyin 9. meselesi. Şüphe bile gelse diyor. Evet. Kadere iman ettim dediler. Sorsalar kader kim ki ona iman ettin? Peki kader ona iman ettin, sen de kederden emin oldun. O kim ki sana ne geldi? Hadi Allah'a iman ettim, Allah'tan bana bir şey geldi. Feyiz geldi, oh faydalandım. Faydalanın adıdır, emin olmak. Peki ahirete iman ettim, en sonunu söylüyorum. Nokta istimdat, fıtratımın istediği ebed arzusu, sonsuz arzuluma cevap verdi. Beka istiyorum, dünyada yok. Ahirete iman ettim, ha of be dedim. Kanserim, ahiret var dedim, of be dedim. Tamam, nereye iman ettim? Ben ahirete iman ettim, ortaya çıkan şeyle emin oldum, inşa olduğum için. Kadere iman ettim, bu kim ki emin oldu? Sistem abi. Sistem. Sisteme tabi olduğum aslında için. Aslında sıkıntı abi şeyden kaynaklanıyor. Yani kaderi sadece Allah benim sağa dönüp dönemeyeceğim bilip bilmemesi gibi düşünmez. Ya çok işte çok acayip. Basit bir düşünce sistemi üzerinde bina ettiği için halinden yani bilse yani bunu düşünmeye gerek bile görmüyor kendisine belki. O yüzden bir inkarcı yerine gidiyor ama size anlattığınız şekilde insanın kendine iman edip kendini inşa etmesi olan diyor ki bu şekilde düşünse eminim ki o da kabul edecektir yani. Hatta ona... İşin içine kendi girecek. Evet. Yani. Hatta şöyle dedik. Köprünün elestu bi rabbikum diye köprünün ayağı başladı. Seyahat başladı. Evet. Alim-i Ervah'tan, Rahm-ı Mader'den, Sabavet'ten, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabire, haşire, Sırat Köprüsü'nü ebede. Yolda mı? Bu bütünseldir kader. Şimdi yolun ortasında en son bilinecek hikmetleri, hakikatleri, mahiyeti ortaya çıkacak şeylerin davranışları yapılıyor burada. Hani malzemeleri bir araya. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz? Yıldınız buraya. Misal vermiştim. Ağacı niye dalın budanı kesiyorsun? Doktordan misal verdim. Ya niye iğne yapıyorsun ya? Ağlayacak. He? Ağlayacak çocuk. He ağlayacak yani. Ameliyat zulüm. Ameliyat edip kesiyor. Ha. Şimdi bunu bunun için diyebilmek için bunu bir bunu yapan zat doktor iğneyi vururken bunu da bilmesi lazım ki bunu rahatlıkla gözünü kırpmadan, acımadan çocuğun şefkat etmeden iğneyi vursun. Ağacı budayan zat bahardaki meyveyi bilecek ki bunu budasın. Ha. Şimdi yolun ortasında, yolun sonunda bilinecek hakikatleri şimdi bilmeye çalışıyor. Ha. Kader, iman edecek kişi yolun ortasında, dünyadayız, bir gün kalacağız. Tamam mı? Bir gün kalacağız. 59-60 gün yolumuz var. Dünyada bütün hepimiz... Herkesin kaldığı miktar bir gün olacak. Daha 59 gün var. Şimdi daha fabrika kuruluyor. Sistem şey yapılıyor. Mimar Sinan'ın yaptığı binayı söktük. Tamam mı? Hepsini hiç kırmadan bir yere Afyon'a monte edeceğiz. Sen bilmiyorsan gidersin tavandaki, kubbedeki taşı temele koyarsın. Temeli tavana saklarsın. Yani bunun gibi. Daha yolun ortasındayken yolun sonunda bilinecek şeyleri itiraz ediyorsun. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi namaz dinin direğidir değil mi abi? İslam'ın şartlarından. Peki kader salat mıdır abi o zaman? Hatta sanki
Vicdan, vicdanla dima birbirine bağlayan. Sanki izan gibi de bir şey oluyor abi ya, değil mi? Acayip bir şey. Çok garip. Ben demedim mi Osman bunu konuştum ben? Tabii ya. Ne zaman konuşacağım belli olmuyor. Hakikaten ilginç. Şimdi Üstad Hazretleri abi o Kader Risalesi'nin başında ilmi ve nazarı değil de hali ve vicdanıdır diyor ya. Şimdi yani bu bir ilmi bir kalıba koymak değil mi abi bu? Şöyle, tabii ki sistemi anlıyorsun yani, da ilmi... iç aleminde şöyle. Mesela yapayım, uygulayayım ben de. Şimdi biz bir yerden gidiyordum, kestirmeye oradan gideyim dedim. O bahçesinde yani... Pek arsalar boştu, tek tük evler vardı. Geçerken kadın, ikinci katta mı ne, bulaşıkları yıkadı, leğenden dışarı boş yani, bahçeli, bina olmamış yani, arsalar boş. Nereden bince kasan geçiyor? Döktü. Burada ne yapması lazım? Aşağıya bak, ondan sonra suyu dökmesi lazım, bulaşık. Tam ben geçerken, Allah dedim sıcak suya. O da bir baktı, yuvak vardı. Şimdi bu ilmidir, onun suçlu olması. Çünkü o bakmadan attı, suç odur. Hali ve vicdanı suç benimdir. Niçin? Yol değil o. He? Hayır. Ben iyi bir yere gitmiyordum. Ben diye, şimdi diyebilir mi, şimdi kadın ne diyecek? Kadına desem ki, ben ne yaptım yani? Oldu başımda geçti de. Hemen uyanınca, Nurcuyuz tabii. Estağfurullah, estağfurullah. Kadın unuttum. Geri döndüm. Kadın zannetti ki, ipistak oldu pisle. Geri gideceği yerden geri gidiyor. Oysa bir yere gidiyor. Hangi fiilinizde kadere fetva verdi? Dediniz ki onun eliyle seni bu yıkadı. Yani şu, bu ilmi olsa suçlu odur. Hali ve vicdanıma döndüm, kendime suçum var ki böyle yap, gördüm. Çünkü kader mebde ve muntahaya bakar. Okuduk ya. Mebde ve muntahayı. Yani şu, maziye bakıp, maziyle istikbale bakıp halde davranıyor. Kader. Bir daha. Mazi ile istikbale bakıp halde sana davranıyor. İlimle onu bildiği için. He. Şimdi bir daha söyleyeyim. Mazi ile istikbale bakıp halde davranıyor. Bunu zahirde olan kişi zalim odur. Hali ve vicdanı enfusu yaşayan o zalimin eliyle Allah beni terbiye ediyor. Onun için sarık bir hırsızı söylüyor. Adam çalmamış ama hakim çaldı diye hükmetti. Beşer zulmetti dedi. Ama senin başka bilmediğin bir katlin var. Ona mukabil. Kadere iman ettim dediler. Sorsalar kader kim? Neresi bu? Neye iman ettin ki sana eminlik oradan cevap geldi sorusuna gösteremediğin, karşılığı olmayan, bütün bu alemleri giyen ve beşer olarak görünen, ağacın meyvesi olan küfüven ehad. Dir. Şimdi burada sistemi anladık. Şimdi şeylerin tanımlamalarına geçiyoruz. Ne dedik? Tabirleri. Kader Risalesi'ndeki değil mi? Kader Risalesi'nin tanımlamalarına geçiyoruz. 131. Meelan. Meelan konuşalım. Meelan 130 nasıl şey yapacağım? Bunu birisi yapsın. Masum aşağıdan. Ben bilmem. Ha. Masum aşağı, buraya bakıyorum. Şuradan al Masum'u. Ha burada emanet diyorsun. Sen de aşağı değil mi? Kaçın sayfa abi? 130. Çok ilginç bir şey. Meylan'ın aleminizde çok değişeceğine inanıyorum. Öteki... Şeceri Hırkat'ta göstereceğim. İlk önce bunu bir bul, Şeceri Hırkat'takini de göstereyim. Tamam, bir yerini bulduk. Burası. Buldunsa tamam, dur. Tamam. Şeceri Hırkat'ı sonra yapacağım. Heh. Bak şunu şöyle indireyim. Allah Allah. Ne nimet ya Rabbel Alemin. Allah'ım sana şükürler olsun. En azından yanlış da yolsam şu anda zannıma göre doğrudur ve rahat. Hoca diyor ki ne diyor ya?
talebe olduğumuzdan mazur olsun. Evet, yok, o da talebe olduğu için İngilizcesi, Türkçesi. Bu Türkçe mi? Almanca, şey İngilizce. Aç, limon, yanıtlaşma. E Türkçesi nerede bunun? Ha, ha, şu. Şu şöyle bir, bir kabataslak bir kendimizi seyredelim mi? Dur. Biz evrim geçirdik. Devrim geçirdik. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Onun hakkı, o ne diyor Cenab-ı Hak? Amadaydı, şey peygamber diyor. Onu en iyi bilen odur. Biz Allah hakkında konuştuğumuz bütün malumat Esma-i Hüsna'daki Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ismindeki Allah. Yoksa mahiyet-i zatiyedeki Allah değil. Hasan abi, ama neresi oluyor? Bir dakika, yok orada gösterdi, bir şey dediniz mi? Ama şurada. Ama'daydı. Ama şurada. Bu makamda mı böyle yoksa burada mıdır adam? Onu sonra. Şimdi dört bakalım. Mahiyet-i zatiye Risale'deki tabi bunları zaten bilen insanlarsınız. Bunun hakkında ezeli ebedi kaptan bilmeyeceğiz. Bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü geri gideyim. Elma, git geri, tomurcuk, git geri, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Yok. Kur'an nereden geldi? Subut-u sıfattan, kelam sıfatında. Geri git Kur'an'la, subut-u sıfata gidersin. Ama Kur'an işaret ediyor. Şuunat-ı zatiye, oraya kadar. Şuraya kadar işaret ediyor. Ama Kur'an'la ancak subut-u sıfattaki kelama kadar girersiniz. Elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, daha geri gidemez. Her şey çıktığı kadardır. Çıktığı kaynak kadardır. Şimdi oradan şuunat-ı zatiye bizde işaret yapılmış. Sakın ha, şuunat-ı zatiyede bu latifelerimiz, sırf bunlar yok. Başka neler var? Onları sokmadık detay olmasın diye. Sonra sıfat çıktı. Şimdi şey yapacağım, meylanı göstereceğim size. Ama bir kaba taslak. Sıfat-ı zatiye var. Sıfat-ı zatiye de iki ayrılıyor. Sırrı kader de oradaymış. He? Sırrı kader oradaymış. Nerede hani, gördünüz mü? Tam ortada. Ya. Ondan sonra Esma-i zatiye. Esma-i iki, üçe ayrılıyor. Üstten ve fiiliye. Kader bu. Bu dışarı çıkarken. Bütün esmaların bütünlüğünü ifade eden kader-i ezeli denilir. Yani bütün esmalar, koy tencereye bütün esmaları, karıştır. Niye sıfat yok, sıfat esma? Çünkü... Şuunat yok mesela kaderin içerisinde. Kaderin içerisinde var tabii, şöyle var ama. Taşıdığı kadar var. Mesela şöyle diyeyim. Mesela esma nereden çıkıyor? Sıfattan. Sıfat nereden çıkıyor? Ha, bu taşıdığı kadar. Çünkü kader, rububiyetin bizdeki ve kainattaki, bak. Kader, kainatta rububiyet ediyor. Buna bir fiil. Tamam, kader buydu. Bak, Allah kainatı rububiyet ediyor. Bil fiil ağaç. Ağaca bil fiil denir. Onu bir kuvve çekirdeğe koymuş. Ha, insan da bil fiille bir cüzi, yani küllileşmek için kader iman ediyoruz. Yani büyük insan olmak istiyoruz. İnsan ekber olmak istiyoruz. Cüzi nazarının cüz-i şeye hapsedip cüzileşiyor insan. Cüz-i şeye külli nazarını bakarsan insan küllileşiyor. Tamam? Kader, yani kısacası büyük insan küçük insan ilişkisinden büyük insan olmak istiyoruz. Bu sistemin entegresi, uyumu. Abi kesin şey ya, bir dakika şimdi ya. Kusura bakmayın. İz'anda imtisal var demediniz mi abi? Hı hı. İmtisal neydi? Arş emrini aldığınız zaman bütün bir ordunun tek hükme gelmesi demek değil miydi abi ya? Gibi ha. Evet. Bağlanmak demek değil miydi? Hı. Yani o imtisal dersini dinlemeniz ister. Farklılığı gideriyordu. Gideriyor. Farklılığı gideren. Mesela izan neydi? Usta diyor ki izan imtisaldır. Ne demek? Arş, al, al. Komutan böyle diyor ya. Peki nasıl buna yapıyor? Adamda, insanlarda imtisal var. O beyin değil.
Adam beynine gitti, komut bana vermiyor. Beynim bana komut veriyor. Ol, beynim diyor. Ha. Dolayısıyla komutanla ben tek vücut oluyoruz. İkiliği kaldırdı. İkiliği kaldırdı, yetmiyor. Askerlerin de bütünsele geldi. Askerler dedi ki farklılıkları da kaldırdı. İmtisal farklılıkları ceme getirendir. Tamam. Şimdi Esma'nı, Esma-i Hüsna, Esma-i Hüsna, Esma-i Rububiyet hepsi kainata cil ve cemal nakış sanat olarak gözüküyor. Şimdi Allah ağaca tecelli ediyor. Buna bil fiil, bu çok önemli tanımlama. O ağacı çekirdekte hulasalandırıyor, bil kuvvet. Kainat, şeceri hilkat, büyük insan bil fiil, onun hulasası insan bil kuvvet. Tamam. Bu insanın Allah büyük insan olmasını istiyor. Şeceri hilkat olmasını istiyor. O zaman şeceri hilkatta arş-ı azam var. Oraya emin olacaksın. Meleklerle. Melekler nereden başlamış? Oradan başlıyor imanın. Meleklere iman oradan başlıyor. Tamam. Kitaplara iman edeceksin. Kitap nereye indi? Kur'an-ı Kerim arş-ı azam üstün olduğu halde, lef-i mahfuz aşağıda olduğu halde Kur'an-ı Kerim lef-i mahfuza iniyor. Oraya emin olacaksın. Neyse. Esma-i Hüsna'nın kainatı yaratmış. Yaratmış. Onu insana bağlamış. Bütünselleşmesi gerekiyor. İnsan Allah'ın karşısında büyük kainat olarak Allah ve insan. Ama ben olmayacak. Bu rububiyet abi, kaderin şey dediniz. Şurada mecnunun orası gözüküyor. Hı hı. Peki bu buradan uluhiyet çıkıyor. Şimdi aşağı ineyim. Bir şey yapayım da meylana gireceğiz kardeş. Bu arada diyoruz. Kader ezeli bu bütünselliğidir Esma'nın. Sonra mecul denilen barlada mahluk olmayan, yani Allah var iken hiçbir şey yoktu, karar verdi. Kainatı yaratacağım, Nur-u Muhammed'i. Bu bütün o insanlar hepimiz orada vardık. Bu sana ne getirecek bu bilgi? Ne yapacağım ben bilgiyi ya? Bak şu yapacak. Ben orada Allah Resulü'nün o Nur-u Muhammed'i derkes var mıydı? Vardım. Oraya pergelini koy. Öyle düşünürseniz cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil her şeyin arkasına geçti. Yani şu. Elime bak. Kökteki çekirdek. Kökteki çekirdek. Sen kalk bakalım. Doğru bir çık bir hava böyle. Bu sefer değil mi? Yok. Ya o zaman tamam. Senin vefatın için söyle. Çekirdek, toprak. Tamam mı? Bu çok toprak. Ağaç çıktı. Topraktan ağaç çıktı. Bir fiil. Meyvedeki çekirdek. Bir kuvve. Tamam mı? Onur. Eğer sen pergelini meyveye koyarsan, meyvedeki çekirdeğe arkana bakarsan, dal niye kuru? Niye kestiler onu? Niye meyve ufak? Karşıdaki meyveyle bu şey değil. Hava şartlarına göre, tamam mı? Gittin Adana'daki elmayı Rize'ye diktin. Niye böyle dal eğik falan? Bir sürü sorun var ya, soru biter mi ağaç akılda? Pergelini al, kökteki çekirdeğe koy. Tamam. Ne der? Dal bende. Yaprak diyor ki ben varım, oynuyor. Çekirdek diyor ki kökteki. Bırak. Kendini bensiz ifade edemezsin. Yaprak ne der? Bendendir. Çiçek bendendir. Dal bendendir. Meyve bendendir. Koku bendendir. Kilo bendendir. Hacim bendendir. Odundaki duman bendendir. Zıt. Odundaki nur bendedir. De hakkı mıdır? Hakkıdır. Tamam. Eğer Nur-u Muhammed'i kaynağın itibariyle düşünürsen kainatın arkasına geçiyorsun. Arş benim. Kürs benim. Cennet benim. Cebrail benim. Cennet benim. İsrafil benim. Her şey benim. Deme hakkın oluyor bu bilgi. Ve cennet cehennem senin tereşuatların oluyor. Etza ve efradı diyor ustatlamalarda. Kainat etza ve efradı olur diyor. Ama pergen buraya koyarsan, yani pergen demek, bunu bir kere şu anda duyacaksın, tefekkür edeceksin, ders okuyunca fikir, tefekkür yapa yapa his olacak da. Tamam.
Sonra bu Enebu, sonra Allah kavu kalbisini yarattı. Yani şey gibi oldu, insanın kendi miracını yapması kaderi oluyor. Ha? Evet, herkes kaderi. Ha? Aynen. Şimdi arkadaşlar, yeni bulduğum şeyi hemen yansıttım şeceli hilkate. Lüzum, vücub, zaruret. Yeni çıktı abi. Evet. Sıcak sıcak. Arş-ı Azam, ruh ceberi ve ceberi ruh. Ruhumuz buradan takıldı. Şimdi Mevlana geçiyorum. Abi onu bir daha bir şey yapalım. Yok, ben onu sonra göstereceğim. Yüzüm. Anlatacağım bunu. Lef-i Mahfuz, Lef-i Mahfuz Kur'an'ın indiği yer, bana Kur'an'ın indiği yer. Kur'an insana kalbi muhatap olmamış. Kur'an ilk önce muhatap olduğu yer dimağıdır. Aklı. Aklı olmayan din yoktur der ya hadiste. Dima muhatap olmuş. Lef-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı Lef-i Mahfuz'un dima. Cebrail, Ceberut. Ondan sonra arş kalptir. Lef-i Mahfuz'un altındadır. Burada da böyle kalp başladadır. Kafada yukarıdadır. Yani aşağı yukarısı. Arş bizdeki karşılığı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Kabe, kalp, arş aynıdır. Kalp. Sonra cennetin sonsuzluğun sonu. Mekansızlığın mekanı. Siddet-i muntaha denmiş. Mekanı yok ama sonu diyelim. Ona siddet-i muntaha denmiş. Mahlukat cihetiyle sonsuz. Vacip cihetiyle siddet-i muntaha. Tamam mı? Siddet-i Muntaha, yukarıdan aşağı gezdirdiğim için Siddet-i Muntaha. Cennet, cehennem, bizdeki celal ve cemal karşılığı. İkisini hazmeden kemal olan insan. Celal, cemal. Bir çarpışıyor, kemal denilen mahlukat ve insan yaratılıyor. Sonra Lef-i Mahfuz'un, şöyle yapayım, Lef-i Mahfuz'u görüyor musunuz şurayı? Şu yeşili, şey mavi. Ha, bunun ustad der ki dairesi var. Bir de müstemlekeleri var. Mesela 28. Lema'da diyor, başka bir devletin Türkiye'de neleri var? Konsoloslukları var. Ona ne deniliyor? Müstemlekeleri ve daireleri var diyor. Ha, Lef-i Mahfuz'un da dairesi var. Lef-i Mahfuz'un dairesine daire ilim, Arş'ın dairesine daire hayat denilir. Tamam mı abi? Lef-i Mahfuz onun şey değil mi? Lef-i Mahfuz ispat, Lef-i Mahfuz'un yazar bozar tahtası. Yani şey değil, müstemlekesi tarzında değil mi? Müstemlekesi. Bu dairesi müstemlekesi bu. Veya artık nedir? Ben Lef-i Mahfuz ispatı müstemleke demedim ama ustadın dediğini söylüyorum. Lef-i Mahfuz'un yazar bozar tahtası. Ama ustad şöyle diyor. Geylani diyor, cennette meyveleri koparttı diyor. O bizim bildiğimiz o Allah'ın anlattığı o cennet mi? Ustad lemalarda diyor ki, hayır diyor. Her bir devletin bir hani tabir şeyle konsolosluğu var. Konsolosluğa şöyle diyoruz da müstemlekeleri ve daireleri olur diyor. Zaten o ülkenin toprağı sayılıyor. Toprağı sayılıyor. Şimdi cennetin de cehennemin de tecelli eden esma burada da tecelli ediyor. Etme dersek nakıs olur esma. Cennete tecelli eden esma azamidir, burada bir kuvvedir. Cilve Cemal nakşi olarak gözüküyor. Ha, ama burada hepsi var. Biraz önce anlattım, vücudu saran kaos. Ha, cennetin Lef-i Mahfuz'un cennetin burada müstemleke ve daireleri var. Orada meyveleri veriyor şurada. Nerede? Burada yani. Ha, burada. Ama ben alamıyorum. Niye alamıyorum? Burada radyo istasyonu şey var mı? Radyo televizyon sistemi. Var. Niye ses alamıyorum? Alıcımız yok. Ha, onun için. Bu suç onun değil. Bir tane söyle dedi. Allah niye görmüyorum dedi. İki farklı cevap verdin. Kendini görmediğin için. Kendini gören var mı? Bu ben değil miyim diyor. Peki 10 sene önceki kimdi? 200'dü müsün? Ha, bu sen değilsin. Bu kim? Bu binada oturuyorum diye bu binaya benzer miyim? Bina mıyım ben? Bu bina ruhun hanesi ve yuvasıdır Yasin. Neymiş abi? Hanesi ve yuvasıdır. Tamam mı? Hanesi ve yuvasıdır. O zaman bu ceset ben diyor, ben hiç dışarıya çıkmadım, hiç kimse beni görmedi ama binada insan var. Hep baksalar beni bina gibi düşünür. Sır tobe, tobe, tobe. Tahallü küfür, küfür olmadı hiç söyleyeceğim. Sır ilah, tanrısını, öyle diyeyim. Nasıl düşünür?
O da dört ayaklı. Ben yediğim zaman ota, yarım kilo ot alıyorum. Benim tanrım, menfiye tanrı diyorum. Afyon'daki bütün otları bir anda yiyor. Sığır gibi düşünür tanrıyı. Onun için ilahları Mısır'da kendileri gibi düşünür. Maymun nasıl düşünür? Kendisi gibi. Tavuk da kendisi gibi ilah düşünür. Tanrı düşünür. Şimdi kalbin dairesine, daire-i hayat, lef-i mahfuzun çok önemli de burası. Daire-i ilim ikisini cem eden meylandır. Şimdi izah edeceğim onu. Daire, yani lef-i mahfuzun, iyi dinle, geç buraya. Lef-i mahfuzun ve arşın dairesi ki kalbin kalpte meylan çıktığı zaman diyor. Kalpte bir meylan uyandığı zaman diyor Beyşami 77'de hırsızlığa. Hatırladınız mı? Ona Kur'an'da bir ayet gelir meylanın durdurur diyor. Tamam mı? Diman bütünselliği, kalbin bütünselliği, örf, anane, kültür, eğitim ile inşa olan kalp ve ruhunda bir bütünsellikle bir hale çıkar. Bunun adı meylan. Ama biraz da izah edeceğim. Yazalım şeyden. Dur. Şöyle yapayım. Burada durduk mu hemen? Hemen şuraya geçelim bu sıcak şeyle. Meylan. Cüz-i ihtiyarının usul esası olan meylan. Cüz-i ihtiyarı dimadadır. Üstül esası demek özü içi en temelindeki mi demek? Yoksa arkada yönelten. Üstül esası. Batını gibi mi düşünmeliyiz? Batını mı yani? Evet. Çünkü cüz ihtiyarı kazsak içini kazdık ince meylana gider. Meylanı bulursun. Ona gideceğiz mesela. Bak meylan kalpten çıkar. Kalpten çıkar. Sonra kalpten çıkan bir şey iki yeri mutlaka etkiler. Mesela ben bir şey düşündüğüm zaman mideye vurmuyorum. Nereye vurur? Kalpten bir şey meylan çıktı. İlk etkileyen yer ne, bir ayağı var. Vicdanı. Sonra etkilen dimağ. İki etkilenen sistemle ihtiyar ortaya çıkıyor. Tercih yapıyor. Ama bunu bloke yapabilirsin. Tamam, bu çok önemli. Burayı soru sormayın şuraya hemen. Bir daha. Meylan kalpten çıktı. İlk etkilenen ayak vicdan. İkinci etkilenen dimağ. Bütünsellikle bunun cüz ihtiyarı çıkıyor. Tercih ediyor. Fiiller. İrade cüz ihtiyarı hayır de seçer, şer de seçer. İrade şer seçmez. Çünkü irade vicdandaydı. Peygamber gibiydi. İsmet sıfatı vardı. Yani ismet derken, yani yaptığın günah hemen sana gösteriyor. Uyanık tabii, bozulmamış yüzden demiyorum. Hemen sıkar seni yanlışı. O irade hayır seçer. Ancak o bütünselliği irade devreye girerse cüz ihtiyarı devre dışı yapabiliyor. Çünkü irade daha yüksek bir makamda. Cüz ihtiyar dimağa aittir. İrade vicdana aittir. 17. sözde ustad diyor ki cüz ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyorsun? Başka bir sistemle. Ona da iradedir. Tamam mı? Şimdi cüz ihtiyarının usul esası olan meylan, yani kaynağı o. Cüz ihtiyar. Niye meylettin kardeşim ona? Mesela açık saçağa baktın. Hırsızlığa baktın. Mesela peki hırsızlığa niye meylettin? Babası hırsızdı. Etkilendi değil mi? Bir kültürü anlatmaya çalışıyorum. Nesep, kültür veya haram yedirdi. Eğitim veya okulda yanlış okul kafa basıyor, kalbe basmıyor. Kültür, nesep, eğitim, yaş, örf, anane. Tamam mı? Yani bunlar hepsini. Nikah. Bunlar bütünselliği meylimizi oluşturuyor. Meyil öyle çıplak değil. Bunları oluşturuyor. Bu oluşturunca ancak bir şeyle bunu durdurabilirsin. Semavi bir emirle hırsıza der ki uzatma elini. Vicdandaki irade çek elini demezse
bu yapar. Şimdi böyle düşünün. Cüz'i ihtiyarının usul esası olan meylan iki tane, aslında üç tane itikat mezhebi var idi. Bir tanesi silinmiş ama canlandırmaya çalışıyorlar. Selefiye, Eşari, Maturidi. Selefiye, Vehhabilerin kullandığı bir şey. O yok. İki tane esas, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın iki tane itikat imamımız var. İki sistemimiz var. Eşari ve Maturidi. Bu diyor ki cüz-i ihtiyarinin usul esası olan meylan, Eşari ne demiş buna? Bir emri itibaridir, abde verilebilir. Emri itibarinin yerini düşünür müsünüz? Tasavvurdu. Emri itibari tasavvur. Tahayyül tasavvur. Harikasınız. Bak. Bak şimdi. Bak arkadaşlar, bunu silebilir miyim? Meylan mahluk olmuyor mu abi o zaman? Beraber şey yapacağız abi. O zaman eyvah, bu kalem silmiyor. Bu yeşili kullanmayalım. Islak bez getiriyor. Islak bez silelim mi? Yok yok, dur. Bunu birisi silsin. Hop! Al abim. Hadi bakalım. Bak, sen sil abim. Tasavvur. Tasavvurda ne vardı abim? Emri itibari. Emri itibari. Bu da gitsin. Murat kullanır. At. İyi ki getirmişiz. Ve aferin Gafur'uma. O dedi. Gafur. Efendim. İyi misin abi? Elhamdülillah. Yedi atacak bombaları hazırlıyor. Aynen. Sıkıntı yok, ben buradayım. Bombacı burada. İmha ile. İmha İzmir'in ya. Vay be. Ne kadar tehlikeli geri gelmişti o zaman. Vallahi ya. Bir tane salta, bir tane zilmaya. İki. Bunun dışında, ha ötekileri yazmıyor. Ha yazalım ki lazım olacak. Başka? O az önce anlattığımızda bir yazsaydınız. Yok abi. İki daireden oluşuyor yani, dediniz abi. Dediniz ya, şimdi kalpten şey çıktı meylan. Çıktığında ilk etkilenen vicdan ve dima etkilendi, o süreci bir ifade. Tamam peki, tamam. Şimdi bunu yazayım. Önemli. Abi beyin var mı? Şüpheler var mı abi? Var abi, zaman var. Vesvese yok. Şüphe. Bilgiler var. Niye öyle aşağı gittiniz? Emri nisbi tahayyül olacaktı abi. Biri tahayyül, biri tasavvur diye şey. Yani halledecek abi. Bir dakika. Tahayyül değildi. İkisi aynı makamda. Yani az önce dediniz ki tahayyülde emri nisbiyi tasavvura geçince emri itibari olur dedi. Ha şöyle. Şimdi şekili görüyor ya. Hı. Onu da şey yapalım. İyi ki söyledi. Mesela emri nisbi, emri itibari nedir? Koltuğu çevireyim. Bak şimdi. Dışarıyı seyrediyor. Büyük bina, küçük bina, soğuk, sıcak, katı, yumuşak, beyaz, siyah, kadın, erkek, iman, küfür, melek, şey, cennet. Bunları dışarıda görüyorum. Bu insana mahsus kıyas etmek. Sığır da görüyor ama veya kedi de görüyor. Mabet kuşu ile balık kafası kedi için aynıdır. Emri nisbisi olmadığı için. Bir muhabbet kuşu balık kafası ile kedi için bir anlamı ifade eder mi farklılık? Sığır için bir gül ile bir ot farklılığı var mı? Niçin emri nisbisi yok? Dış dünyayı farkındalığa getirebilmek, alabilmek bu farklılıkları. Buna emri nisbi alıyor. Bunu emri nisbi denilir. Tamam. Aldı. Bunu aldı. İlla aldığıyla kalmıyor. Kesiyorum. Tahayyül yardım ediyor. Şekillendiriyor. Biçiyorum. Mesela bak. Şurada ben tarladan çiçekleri aldım, ağaçları aldım, aldım. Ben oraya bina dikerim şu anda. Bunu bana göster diyorum. Şeklini kim gösteriyor? Tahayyül. Dipteki. Şu gösteriyor. Şurada da. Tahayyül var. Yani şunu anlatmak istedim. Dışarıdan alınan bilgileri
İçeride kesiyorum, biçiyorum, değiştiriyorum. Sonra yaptıktan sonra Osman diyorum ki, bana şekillendir bunu. Bunu tasavvur yapmıyor. Hemen tahayyüle gönderiyorum. O içeride aldığım bilgilere Emri Nisbe, onunla oynadım. O oynama özelliğime emri itibari denilir. Yani emri itibari de tahayyülle de bir ilişki kuruluyor. Tabii tabii, yani adam aşağıda ya, unutmayın. Üniversite diploması varsa ona denilmez, ortaokul diploman var mı? Tasavvurda oynan bir, olan bir sistem tahayyülü de kullanıyor. Diyor ki emri nisbiyi aldım dışarıdan. Emri itibari içeride değiştirdim mi ben? Hayal. Kırdım, doğdum. Ama onu tahayyülü hayala gönderiyorum, diyorum ki bana bina yap. Yani nasıl itibar ettiğim her şey aynı o anda şekilleniyor. Ve içine giriyor. Psikolojik sorun o. Mesela bir insan kendisini iyi düşünse, iyi yerde farz etse, nazarında fena bir memlekete düştü. Aynı memleket. Nazarında iyi bir memlekete düştü. Her ikisi de Afyon. Değil mi? İkinci söz. Nazarında fena bir memlekete düştü. Çok sıkıntı çekti. Ha burada. Nazarında burada. Cehennemi de burada, cenneti de burada. Nazarında. Ha, emrin ismi, emri itibari tasavvurdadır. Tahayyülü kullanıyor. Onu kullanıyor. Tamam mı? Şimdi ne diyecektik burada? Niçin buna girdik? Meylana geleceğiz. Ha, meylana geleceğiz ama bunu şey için gelmiş ama gene gelir inşallah. Deminkine bir girin, onu şu tahtada yazın. Yazalım. Yani. Peki abi. Dairelerini demiştiniz ya. Daire, hayat daireyi. Meylan'ın çıkıyor. Peki ben bir onu okuyayım Meylan'da, ondan sonra yapalım. Tamam. Yani gitmesin ben diye uğraşıyorum. Tamam peki. Peki peki. Kalpten çıkan. Meylan. Görmeyince oturuyor şimdi bizim. Görsek görünmesin diye söylüyorum. Ağlasak daha iyi oluruz. Okuyayım. Kalpten çıkan meylan. İlk etkilenen, ilk etkilediği yer vicdan. Kalpten çıkan meylan vicdanın ve daha sonra dima etkili. Kalpten çıkan da biraz bulak değil mi abi? Yani bizim için kalp tamam bir bütünlük diye bakıyoruz şu an ama. Yani da... Kalp dediğinde ne yapıyoruz? Konuştuğumuz zaman bir konuyu... Kalp dediğinde bütün vicdanı... Tabii. Ama tabii ki içeriye girdiğim zaman, mesela diyelim ki vicdanı konuşuyoruz. Şimdi vicdanı bir vurduk geçtik. Vicdanı konuşalım. İrade mi? Zihin mi? His mi? Latife-i Rabbaniye mi? Yani bir şey konuştuğun zaman detayını girmezsin, boğar. Kalp konuşunca vicdan ve dimak konuşulmaz. Ama burada cüz-i ihtiyari iş yapıyorsun. Onun için... kalp deyince zaten biz adımız gibi biliyoruz ki üniversite diploması olan da lise diploması da var. İçerisinde şey de var, vicdan da var, divan da var. Bu şey mi? Karşıyı görmekle birlikte kalpte oluşanlarla birlikte buharlanan değil. Değil. Ç-
Çünkü daha önce söyledim. Kalpteki meylanın malzemesi kalpten çıktı. Bak hırsızlığa diyor Usta Türk Beşame'de. Gidiyor. Eli gidiyor. Gitti. Meylan oldu. Ha. Şimdi bu meylan diyoruz hırsızlığa etkileyen. Bir, anne babasının nikahı. Hırsızlığa. Anne babasının dini eğitimi. Bu çocuğun kültürü, eğitimi, açlığı, 16 tane şart koşmuş. Bir insan elin kesilebilmesi için 16 tane madde var. Bir tane aç olmaması lazım. Kandırılmaması lazım. Muvazene olmaması lazım. Muvazenesiz. Devlet malı, şahıs malı olmaması lazım kesilmesi için. Devlet malı olunca çarpılmıyor. Vesaire. Yani bu hırsızlığa meylanı etkileyen sebepleri saydım Osman. Evet. Ve daha bitirmedim. Orada daha gireceğiz ona. Daha gireyim. Yani meylan nasıl kalpte oluşuyor? Başka bir soru. Cüz-i ihtiyarı nasıl aktif oluyor? Başka bir soru. Şimdi biz diyoruz ki cüz-i ihtiyarının hususeli meylan. Oradan aldık pergeli. Tamam. Meylan kalpten çıktı. Nasıl etkilendi? Başka bir. Latife-i insani etkiliyor onu. Ona mı gireyim şimdi? İşte hafiften... Bir şey sorabilir miyim? Hissin... Meylanı da geçiyor. Kalbin ve hissin aynı aynı Latife'nin meyli olduğunu... Ha, o zaman bak, o zaman şey yapayım. Latife-i insaniyeden meylan çıkıyor. Şey, kalpte Latife-i insaniye var. Latife-i insaniyeden meylan çıkıyor. Meylan ilk önce Latife-i Rabbaniye'mize, sonra vicdandaki Latife-i Rabbaniye'mize, sonra vicdandaki hisse, sonra vicdandaki zihine, sonra vicdandaki iradeyi etkiledi. Kar topu yapmış dağın tepesine ya, bıraktım. Katlana iniyor aşağıya. Hakikaten iniyor. Ondan sonra, burada olduğuna bakma, iniyor böyle. Ondan sonra, yani nasıl sözüm? Buradan çıkıyor akciğer, ama bak buradan çıkıyor. Heh. Şimdi, kalpten Latife-i insaniye. Latife-i insaniyeden hiç şey yapmadan durmadan gidiyorum. Kalpten Latife-i insaniye. Latife-i insaniyeden meylan. Meylandan vicdana. Vicdandaki Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye'den sonra tahrip ediyor veya tamir ediyor. Kazanın hisse. Hissi etkiliyor. Vicdandaki hissi. Sonra vicdandaki zihni. Sonra vicdandaki... Onu da mı yazayım ya? Vicdandaki irade. Sonra gidiyor tepeye. İtikada, dimadaki itikada, iltizama, izana, tasdike, taakkule, tasavvura, sonra o şekilse, kelamsa, tamam mı? Libas, elbiseyi tahayyülde biçiliyor. Ağzında çıkacaksa o kelam, şu andaki çıkan kelam, elbisedir. Elbise. Bu elbise tahayyülde biçiliyor. Tahayyülde biçiliyor. O elbisenin içerisine bu saydıklarım hepsi var. Kelamın içerisinde var. Çünkü kelam kişinin veya Allah'ın ilmi, irade, kudretini tazamun ediyor. Eğer kelamın içerisinde kişinin samimiyeti, ihlası, anlayışı ne kadar güçlüyse kelamın içerisi onunla dolu, karşı öyle tarih, öyle vuruyor, dağıtıyor. Allah'ın ayetiyle insanın sözü burada ayrılıyor. Yani Allah'ın dediği gibi insan da konuşuyor. Ama Allah'ın sözüne ayet buna denmiyor. Çünkü beşerin kelamın içerisinde beşer olduğu için tesir etmiyor. Allah'ın sözü ayet olmasının sebebi ayetin içerisinde ilim, irade, kudret konduğu içindir. Çünkü kelam ezeli diyor 430. Üçte, kelam ezeli ilmi, irade, kudreti tazamın etti. Uygulayayım. Ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut diyorum. Oluyor mu? Ne olur ya lütfen demeye başlarım. Tesir eder mi etmez. Allah dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Aynı şey. Ustad Latif nüktelerde diyor ki, kelam, kudret, kudret, kelam. İlim, kelam, kelam, kudret. Yani Allah'ın bulutları kesiyor kudret. Dediği anda söylüyor veya söylediği anda
Oluyor. Sebebi kelam kudreti tazamın ettiği için Allah dediği anda oluyor. Niçin? Kelamda kudret var. Kelamın içerisinde üç sıfat var. İlim, irade, kudreti tazamın ediyor. Şimdi meylan devam ediyor. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Şimdi dediniz ki az önce bu meylan... Tamam, güzel bir anla çıkar. Yüzü ihtiyar, yüzü ihtiyara bakıyor dediniz. Daireyi ilim ve daireyi hayat dediniz. Doğru mu anladınız? Cem etmiş. Cem etmiş. Meyle değil, daireyi ilim. Daireyi ilimle daire hayatı. Bu cüz-i ihtiyar değil mi abi? Şey, meylan, meylan. Ama cüz-i ihtiyar çıkıyor dediniz. En son çıkan ya. Yani en son cüz-i dimağda değil mi cüz-i ihtiyar? Tamam abi. Kardeşim mesela ben bir şey yapacağım bak şimdi. Bunu alacağım yani. Neyle yapıyorum bunu? Cüz-i ihtiyarımla alıyorum. Atıyorum, çıkıyorum, yiyorum, içiyorum. Tercih etmiyorum. Benim bu davranışlarımı belirleyen nedir? Yani benim gördüğümüz, vitrinde gördüğünüz benim davranışlarım, sözlerim. Ya batının dışa vuruşu değil mi? Benim terimi bensiz düşünebilir misiniz? Benim sesimi bensiz düşünebilir misiniz? Benim simayı benim ruhsuz düşünebilir misiniz? Niye benim simam böyle? Ha, şimdi eylemlerimi, sözlerimi ya ihtiyarla yapıyorum ya iradeyle yapıyorum. Eğer kutsi ise, ulvi ise irade merkezli, ihtiyara diyor ki o namazı tercih et. Cüz-i ihtiyar da tercih ediyor. Cüz-i ihtiyar, cüz-i ihtiyarın özelliği şudur, tanımı. Şunu mu, onu mu, bunu mu, bunu mu? Yani hazır zamandaki tercihlerimizin adıdır cüz-i ihtiyarı. Hayvanlarda da vardır. Onun için dini olmayan, yani kafir olanların iradesi yoktur. Cüz-i ihtiyarisi vardır. Hazır zamandaki tercihtir. İrade ise mazi ile istikbale bakıp hazırda tercih etmektir. O zaman iradede, iradenin içerisinde geçmiş Allah da var, ahiret de var, dünyada haramdır diyor. Bu da lef-i mahfuzda arş mı oluyor? Yani bu yani oraya niye öyle yapmaya çalışıyor? Daire dediniz ya. Tamam ama oraları götürme, bunu bir anlamaya çalış. Şimdi bu anlaşılmadan başka bir şeye gitmeye zorluyorsun bizi. Bu sefer oraya gideceğiz. Oraya neresiydi? Dağılıyor. Dağılıyor. Dağıtma yani. Şimdi bunu anlamaya çalış. Nereye oluyorsa olsun. Çünkü bunu daha oturtmadan hangisine geçince daha bunu yapmadım ki oraya geçelim diye o. Olmuyor bu sefer. Uyku basıyor bu sefer arkadaşlar. Kardeşim, davranışlarımız, konuşmamız iki kaynaktan çıkıyor. Ya ihtiyardır ya irade. Kafirin vicdanı hatmedildiği için, eğer hatmedilmişse, fetret ehlini hatmedilmemiş. İradenin yeri neresiydi? Vicdan. Kalp, yani bitmişse, kalp bitmişse irade bitmiştir. Çünkü irade vicdanda. Mantığı bu. O zaman neyle tercih ediyor bu hayatını? İhtiyarla yapıyor. Peki şey var mı abi, hani bizim hayra şeyimizin, metalimizin olmaması, şerre merciyetimizin olması noktasında İrade, ihtiyar diye bir ayrım yapılabilir mi yoksa... Yapılabilir. İhtiyar, şudur. Yani şimdi mesela ihtiyar, iki tane kalemi attınız. O işte kırmızı veya siyah alacaksınız. O bir ihtiyar diyoruz değil mi? Bu bir ihtiyarın tezahürü. İrade değil. Ama bu bir ademi bir fiil de değil. Yani burada alan gene biz olmamamız lazım. Zaten ben derken bu kader işte oraya geliyor. Kader bu süreci tamamlayıp, yani en azından fark edip, yani bu gömlek bana giydirilmiş, bu atlet bana giydirilmiş, bu vücut bana giydirilmiş, akıl bana giydirilmiş, hayat bana giydirilmiş, ruh da giydirilmiş. Benim ruhum derken ruh değil bu, ben diye. Benim ruhum diyen ruh değil, ene. Ha, bunu fark etti mi, artık davranışların ustası da diyor ki her şeyini kadere vere vere, yani orayı düşüne düşüne, artık kendi pergeli koymuş eneye. Tamam. Bu seviyede ise artık o irade-i ilahiye yönetiyor bu adamı. Tamam. O zaman ihtiyardan bahsetmemiz lazım. Şersin. İhtiyardan bahsedilmez. Artık kalmamış. Evet. Kalmamış o. Yani bizi şöyle yürütürseniz abi, işte mesela noktayı pergelim, mesela şu an meyalarını konuşurken pergeli nereye koymamız lazım? Pergeli... Mecule, yani bizim zihinler karışıyor. Hayır. Şimdi pergeli meyalan deyince ne olur? Kalbe koy. Yani, çünkü ustad kesin demiş. Latife-i Rabbi, Latife-i İnsani de dememiş. O bizim tespit. Ama ustad diyor ki
kalpte meylanlar çıkınca. Evet. Tamam, pergeli koy oraya. Ama hani mecul makamındaki, yani az önce üstadın bıraka bıraka, oradaki bir nazarla mı meylanı konuşacağız, yoksa alemi şehadetteki bir peki, nazarla mı meylanı konuşacağız? Peki. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Peki, toparlanın o zaman. Zorladın, bizi bir yere götüreceksin. Bilmiyorum, yani şey yapmayayım da. Yok, bak şimdi. Yani konuşacaksak şey meylanı. Tamam, peki. Zemini bulalım. Tamam. Dehli Hoca'nın sorusuna gelin. Allah Halik'tir dedi. Bu adam alim. Kitapları var, fıkıh kitabı. Vaaz etmiş ömrü billah camilerde. Dedi ki kimse yok dedi. Allah bana bu iradeyi verdi. Beni yarattı. Yaratılan, verilen, verene karşı nasıl mutlak hür olacak? Mutlak hür mü, hür mü? Hür, hür. Yani mutlak olmaz. Ya pardon, öyle değil. Değil mi? Evet, hür. Nasıl hür olacak? Mutlaka. Yani verdiği gibi yapıyor. Yani onu aşamam. Yani şöyle diyeyim. Windows size bilgisayarınıza bir işletim sistemini koydu. Windows sizi şu tercih etmiyor. İşte istediğiniz programları açarsınız, yaparsınız, oynatırsınız, kesersiniz ama kendisi silemezsiniz. Kendisini ortadan kaldıramazsınız. Kendisiyle. Yani aynı bu misal gibi irade verilmiş. Verilen irade verene karşı nasıl yürü olacak? Dedi. Ben irade nereden beslendiğini göstereceğim size. Ama çok ilginç. Nasıl ben hür oluyorum? Her şeyden sıyrılabiliyorum. Bedenden bak. Bedenden. Aklımda. Aklımda, dimağımda ya. Hatta ruhumdan sıyrılıp tercih yapabiliyorum. Ruhuma rağmen. Ruhtayken. Alem-i şehadetteyken ben, alem-i şehadetli değilim ya. İrade, bakın. Neresi? Bu kader esasındaki aynı soruyu soruyor mu hoca? Evet. Hoca, bu hani diyor kader bizi böyle bağlamış. Yok, o çok biraz daha aşağıdan. Öyle mi? Bu daha acayip. Yani Allah, böyle bir şey var mı? Hı. Yani Allah Halik verdi. Hatta ruh seviyesindeki soruyu soruyor o zaman. Evet. Yani daha üst. Daha üst, daha üst. Biliyoruz abi. Evet. Daha üst yani şöyle. Allah verdi, ben aldım. Aldımsa ona karşı ben nasıl hür olacağım ki? Gene verdiğine göre, vermesi bir kere kayıttın kendisidir. Verdi, aldım. O kayıttır o zaten. Demeye gerek yok diyor. Tamam. Peki, sen hürsün dedi. Ona rağmen. Zata rağmen hürsün. Nasıl hürüm dedi. Tamam. Ondan sonra yapıyorum. Şimdi bir mukadder soru da var. İkisi beraber muhtemelen cevaplanacak ama hür dediğimizde de o hür, iki tane hür var. O zaman şirk yok mu ortada? Yani evet. Muhtemelen onun cevabı da çıkacak da. Şimdiden soralım da şey olsun. Osman, bombayı sen geldin, benim adımı çıkarttın, sen geldin bombayı. Hürriyet nedir? Hürriyetin dört tane özelliği var. Bir, hürriyetin sureti, iki, hürriyetin kanuniyeti, üç, hürriyetin hakikati, dört, hürriyeti mahiyeti var. Ne diyor? Hürriyetime, o zaman ben burayı çabuk okuyayım, o tefis tarafa geçeyim. 126'yı açın, siz de görün. İşte ne yapayım? Nerede o sayfa? Gel, yap. Al. Hemen çabuk geç. O sureye cevap verin de... O belki de o daha güzel anlaşılacak. 126 ve 120 olacak. Ne okuyacaksın abi? Hürriyet mi okuyacaksın? Hürriyet okuyacağım. 126 abim. Nereye bastın? 126 burası abi. Ver anahtarı. Scroll'la yaptım da. Ne olur da şimdi senin de tamam, bizimle anlamaya uğraşmayayım. Burası değil mi? 126 oranı. Tamam. Tamam mıyız? Görüyor musunuz? Hürriyeti okuyayım da o anlaşılır. Hürriyetimi aldı diyenler hürriyetin suretini biliyorlar, hakikatlerinden bir behredirler. Bir behredirler, habersiz. Baksana surette her şeyi yapıp hür olacağım diyenlerin ya hapishanede ya da hastanelerde, bak suret, eylemsel surettir. Nefs-i emanenin hürriyeti. Evet, yani
bu dünyadaki hareketlerimiz, tamam mı? Baksana surette her şeyi yapıp, yani her şey yapıyor, içki içiyor, zina yapıyor. Özgürüm diyor. Ve tamam özgürüm diyor, hem de diyor ki bunu yaparken Allah beni kayıtladı diyor. Allah'a rağmen iş yaptığı halde. Yani emrine muhalefet ettiği halde. He, yapabildiği halde, emrine muhalefet edebildiği halde, zina içki içebildiği halde Allah beni kayıtladı diyor. Kaderimde içki vardı diyor. Allah'a iftira ediyor. Bu iftiracıların başı şeydir, şeytandır. Adem aleyhisselam o hadisede malum şeytan meselesinde Allah'ım ben nefsime zulmettim beni affet dedi. Şeytan ne dedi? Elini kaldırdı. Ben de dedim ya ne güzel tövbe edecek. Beni sen azdırdın kıyamete kadar ömür ver dedi. Aynı mantık. Hem yapıyor hem beni sen azdırdın diyor. Allah bunu Kur'an'la koyuyor. Namazda da okunca namaz oluyor bu. Şeytanın duasını okuyorum namazda namaz oluyor. Ayet ya Kur'an'da bir ayet. Sözü ayet oldu. Sözü ayet oldu ya. Çünkü Allah suretini, şeytanın sözünü koydu. İçerisine niçin ayet oldu? İbrahim aleyhisselam. La ubul afilin. Batanları uful edenleri, kaybolanları sevmem. İbrahim aleyhisselam sözü. Bir sürü insan sözü var. Yani duası. Nuh aleyhisselamın duası. Geçmiş asırlarda. Karun. Allah, Karun'un. Allah onu aldı. Ne kadar Cenab-ı Hak şey. İçine niye ayet oldu? Nasıl ayet oldu? İçine Allah iradesini, kudretini, ilmini koyunca format değişti. İçsel yapısı değişti. Ayet oldu. Çünkü kelam-ı ilahi üç sıfatı tazamun eder. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Belki bazı ilmi kelam alimlerin şeyin altı soldu da. Baksana surette her şeyi yapıp hür olacağım diyenlerin kim bunlar? Zina yapıp içki içecek. Bunu içki içerek, zina yaparak hür olacağım diyen ya hapishanede, ya hastanede, ya mezaristan'da, ya da meyhanede. Nasıl ileri alınıyor? Bu mu? Sağdaki sayfa abi. Sağa geç. Elinizde sağa çekin abi. Ha. Yani yukarı çıkın. Hop. Bir aşağı. Meyhanede veya uyuşmuş her şeyler bitmiş köprü altındaki o eksileri içenler. Ya meyhanede olacak. Hür dediği şey. Onu Allah meyhanede hapsolma diye sana tercih sunuyor. Sen yok ben öyle olacağım diye hapishaneye gömülüyorsun. Meyhaneye gömülüyorsun. Hastaneye gömülüyorsun. Kabristana gömülüyorsun. Veya köprü altında esrar, eroin, eksiler denilen şey, zıkkımlar içerek var ya. Onlar içerek böyle duruyorlar da bizim karşımızda. Tamam mı? Köprü altında bunlar niçin bunu yaptılar biliyor musunuz? Hür olmak için. Ama köleleştiler. Ha o zaman neticeye bakıp başa geçelim. Hür olmak için içki içmek, hür olmak için kahveye gitmek, hür olmak için esrar eroin içenler neticeye bakalım. Hür mü oldular, köleleştiler mi? O zaman o fiili yapmak köleleştirmektir, hürriyet değildir. Netice bu. Yani armut mudur, şeftali midir? Kavga ediyoruz, münakaşa ediyoruz. Hatta canlı mıdır, cansız mıdır bu ağaç? Bağrı bekle. Eğer at toprağı yeşillendi, yani bu ağaç kurum, kışın, ikisi kurum. Şeftalidir, armuttur. Bakalım canlı mıdır, cansız mıdır? Bir baktı ki canlı ve şeftali. Armut olur mu? Olmaz. Ha, bir şeyi tanımlayan, gösteren meyvesidir. Eğer bunları yapmak, hür olmaksa, neticesi bu, köprü altlarında şöyle duruyor. İğne buraya duruyor. Bizim Zeytinburnu'nun karşısında da. Belediye toplamış bir araya. Orada saatlerce böyle. Ben gittim dersi geliyorum. Gece yarısı. Dersi giderken köprü buraya vurmuş. Şey vurmuşlar diyorlar. Şey içmiş. O ne diyorlar? Bonzai. Bonzai. Biraz kapın dışında bir tane daha şey var. İğne. İğneden sonra intihardır. Çünkü iki tane geçen ölmüş. Niçin bunlara giriyorsun Hasan? Bir şey iddia ediliyor. Allah diyor ki hürriyet budur. İnsan diyor ki hayır hürriyet budur. Tamam neticesine bakalım. Beşer bunu hür olacağım diye bunlara tevessül ediyor. Olduğu bu. Meyhane, hastane, hapishane, mezaristan, köprü altı. Her şeyi yapanların nasıl her şeyden mahrum olduklarına şahit oluyoruz.
Cümleyi görüyor musunuz? Her şeyi yapanların her şeyde mahrum olduklarını. İçsel aleminde çelişki ve çatışma yaşayanların, yani kafası ayrı, vicdanı ayrı, insanlığı ayrı, istekleri ayrı. Yani nefis, ruh, akıl, kalp bir şey. Bir daha, içsel aleminde çelişki ve çatışma yaşayanların fiillerinde her istediklerini yapamaz hale geldiklerini şahit misiniz? Görüyor musunuz? Bak, içsel aleminde çelişki ve çatışma yaşayanların fiillerinde her istediklerini yapamaz hale geldikleri gelmişler. Yapamıyor. Hadi o meyaneden çık hadi. İşte kafa bulacağım diyor. Şey ne güzel dedi. Çantacının bir sözü var buna ait. Bizim liste beraberiz. Kafayı kaybetmiş. Evini bulamıyor. Hani kafa bulacaktın? Kafayı kaybettin. Evini bile bulamıyorsun ya. Böyle üret olur mu? Kafayı bulmak için içince... Kafayı bulduğunu zannediyorum, evin yolunu bulamıyor diyor. Ya, bir yerde yığmış kalırlar. Geçici bir zaman için vur pat oynasın yapanların ne kadar basit sebeplerle hayatlarının ve ruhsal alemlerinin nasıl cehenneme döndüklerine şahit oluyoruz. 13 yaşındaki, ben biraz tamirciyim ya, Almanya'da da belediye, işte belediye evlerinde, burada da karşımda ya, İşte belediyede bir şey vardı. Oraya giden zat beni tanıyordu. Oraya ekmek götürüyor. Günde 3 defa yemek veriyorlar. Hocam dedi, biz dedi hem ilaca gidiyoruz. Beni tanıyor belediyedeki o servis falan. Al şef. Hem yemek veriliyor hem de günde harçlık veriliyor hem palto veriliyor. Paltoyu da satıyorlar. Hocam dedi, bizim yanımızda bizim elbiseyi giyerek bunlara bir şey yapabilir misin? Senden başka, yani bu işten başka çare yok dedi. Ha, bunlar bu. 13 yaşındaki, yani niçin söyledim bunu? 13 yaşındaki çocuk da gördüm. 13 yaşındaki çocuk yaşamadan yaşlanıp öldüklerine şahit. Yaşamadan yaşlandı. Hürriyetin sureti nedir o zaman? Bu soruyu getirdi. Hür olacağım diye bunlar yaptılar. Hürriyetin sureti eylemde başkalarının hürriyetiyle kayıtlıdır. Hürriyetin sureti şudur. Mesela ben hürüm diye senin arabanı kıramam, evine giremem, kıramam, dökemem. Hürüm ya, ne yapıyorsunuz ya? Ha, hürriyetin sureti sizin başkasının hürriyetiyle kayıtlıdır. Bunu nazaratta geçiyor. Tamam. Hürriyetin sureti budur. Hürriyetin kanuniyeti var. Her şey de öyle de biliyorsunuz. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Hürriyetin kanuniyeti ne? İnsanın içsel bütünlüğü kazanmasıdır. Eğer Allah dediği bir şeyi sen yaparsan içsel bütünlüğünü mü kazandırıyor? Eğer Allah'ın dediği beni kayıtlayıp deyip de tersini yaparsan, içki, zina, içsel bütünlüğünü kazandırıyor mu zina, içki? Ve içsel bütünlüğünü bozuyor mu? Hürriyetin kanuniyeti de budur. Hürriyetin hakikati, çok güzel bir tanımlama var. İçsel bütünlüğünü fiilde tezahür ettirip hakiki kemalat olan esma meratiplerinde kalbin ve ruhun derece hayatlarına geçmektir. Çünkü hakaike şey sabit edin, her hakikatin çiçek hakikattır, haktır, ortada çıkandır. O rengin, o maddenin esmada karşılığı var. Ha, cilve, cemal, nakış, sanat olan mevcudattaki tezahürleriyle onların kaynağı olan esma. Bunların arasındakilere meratib esma denilir. Bir daha, yaprakta cilve, cemal, nakış, sanat gözüküyor esmanın. Esmanın cilvesi, cemali, nakışı, sanatı. Bu cilve, cemal, nakış, sanatını esma var. Cemil ismi. Arasındaki meratiplere hakikat meratipleri denilir. Bu esma bunun nesidir? Bu çiçeğin bu nedir? Bu esma, şey, bu yaprağın hakikati budur. Hakaik eşyayı sabitetim bu. Ha, o zaman hakikat nedir? Hürriyetin hakikati nedir? Benim sözlerimin, davranışlarımın esmaya dayandırıp içsel bütünlüğü kazanıp dairi kalbin, dairi ruhun, dairi hayatın içine girmek. Yani içine girmek demek, yani Osman sormadan artık
buradayken kalbini yaşamak. Bu kalbini yaşamak ne demek? Kainatın haritası demiyor mu? Bir dakika. Kainatın haritası demiyor mu? Kalp. Ruh için ne diyor? Şeceri hikmetin haritası. Eğer sen yaşadığın hareketlerle ki Allah'ın dediği gibi yaparsan sen esma meratiplerinde mertebe kazanıyorsun. İçsel bütünlük. Allah'ın dediğini yaparsan içsel bütünlük oluyor. Hasan'ın buraya bak. İçsel bütünlük oluyor. İçsel bütünlük demek daireyi kalbe giriyorsun derecene göre. Daireyi ruha giriyorsun. Daireyi hayal. Daireyi kalp. Daireyi ruha giriyorsun. Bu sefer daireyi kalbe girmek demek kainatı yata ediyorsun. Yani değil kendinden, kainattan çıkıyorsun. Daire-i ruh demek, şeceri hilkati geçiyorsun. Daire-i hayat demek, arşı yaşıyorsun. Bu nedir? Hürriyetin suretidir. Demek ki Azrail bize hürriyetimizi veriyor abi. Evet. Sureti değil, hakikatidir. Hakikatini veriyor. Hakikatini. Hürriyeti mahiyeti. Fıtrat hasliyeni yaşayıp, senin sorun vardı, özür dilerim. Alayım. O zaman hürriyetin tabiri olan Nemazlar 137'de geçen madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, o hürriyetin suretiydi. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceye hayatına gir. Bu da hakikati hürriyet. Evet, hakikatine gir. Orada yazdın. Onu Lazca'ya dönüştürdüm. Suretin mahiyeti ise fıtrat asliyeni yaşayıp şu buna fıtrı örfi deniliyor. Fıtrat-ı asliyeni yaşayıp 17 işaretleyeceğiz lan. Cenab-ı Hakk'a ubudiyeti külliye ile cami ayna olmak, muhatap olmak. Her türlü varlık mahluk kayıtlarından kurtulmaktır ve ona giriyorum işte. Mahiyeti, bir daha mahiyeti ene seviyesindeki bir hürriyet. Ona evet o. Bir daha fıtrat-ı asliyeni yaşayıp, şimdi hemen çiziyorum. Hiçbir şey konuşmadan sıcağı sıcağı. Mahiyeti okuyorum. Fıtrat-ı asliyeni yaşayıp, beni nasıl heyecanlandırdığını siz de göreceksiniz, siz de heyecanlanacaksınız. Fıtrat-ı asliyeni yaşayıp, Cenab-ı Hakk'a ubudiyeti külliye ile cami ayna olmak, Allah'a muhatap, cami ayna olmak, muhatap olmak, yani irfan, İrfan sahibi olursun, Allah seni etsin. Her türlü, irfan sahibi olduğunu, her türlü varlık, mahluk kayıtlarından kurtulmaktır. Şimdi gel.